Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, İran halkı reisi uğurluyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Dışişleri Bakanımız İran'a çıkarma yaptı. Kıymetli izleyenler, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahyan ve beraberindeki üst düzey yetkililer için 3 gün sürecek ve 4 şehirde düzenlenecek cenaze törenleri dün saat 9.30 itibariyle başladı. Kıymetli izleyenler, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için birkaç farklı noktada resmi törenler düzenlenecek. Bu törenlerin ilki Tebriz'de yerel saatle 9.30'da yapıldı. Kıymetli takipçilerimiz, İran Cumhurbaşkanı Reisi dahil 9 kişinin naaşları Kum şehrine götürülmek için başkent Tahran'a getirildi. Değerli izleyenler, helikopter kazasında hayatını kaybeden toplam 9 kişinin cenaze namazı kılındı. İran ordusunun üst kademe generalleri havalimanındaki karşılamada hazır bulundu. Havalimanındaki karşılama törenine Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı. Reisinin cenazesi Tebriz'deki törenin ardından Kum kentine nakledildi. Kum'daki dini törenlerin ardından cenazeler başkent Tahran'a getirildi. Ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in yöneteceği bir tören de burada yapıldı. Kıymetli izleyenler, reisiyle birlikte hayatını kaybedenlerin cenaze namazını da Hamaney kıldırdı. Cenaze namazı sonrası tabutları taşımak için izdiham yaşandı. Kıymetli takipçilerimiz, sabah kılınan cenaze namazından sonra Tahran sokaklarında reisi ve 9 kişinin naaşları dolaştırıldı. Öğleden sonra Tahran'da Cumhurbaşkanlığı konutunda yapılan ikinci törene ülkelerin devlet başkanları ve üst düzey yetkililer katıldı.